Tüm değerleri kirlettiniz, örselediniz. Devleti ekonomiden dış politikaya, güvenlikten eğitime, içinden çıkılması zor bir kaosa sürüklediniz. Muhalif olan herkesi, her şeyi kirletme ve kriminalize etme çabası içindesiniz. Diyorsunuz ki bu FETÖ 40 yıldır vardır. Peki öyle kabul edelim. Flört edenleri, göz kırpanları, el tutuşanları vardı diyorsunuz. Ama sizden başka kimse evlenmedi. Kimse sizin gibi aynı yastığa baş koymadı. Siz 15 yıldır imam nikahıyla aynı menzile yürüdünüz. Şimdi bu aşkın meyvelerini ve sonuçlarını reddediyorsunuz. Tüm kötülüklerin anası FETÖ, anladık, hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Peki bütün kötülüklerin anası FETÖ, peki bunun babası kim? Bu kötülüklerin babası kim? Bu belaların babası AKP'dir. Şimdi tüm bunların babası değilmiş gibi herkesi evlatlıktan reddetme çabası içindesiniz. Ülke ekonomik, sosyolojik bir felakete sürüklenirken acıları, kifayetsizlikleri, görgüsüzlükleri, yolsuzlukları, hukuksuzlukları, zırvalıkları hamaset ile örtbas etme ve unutturma gayreti içindesiniz. Devamlı ver mehteri, ver mehteri söylemiyle bayrak, millet, din, iman edebiyatı yapıyorsunuz. Ama işsizlik, yolsuzluk ve geleceğe güveni olmayan, 20 yıl sonrası nasıl bir ülkede yaşayacağına dair endişeleriyle, sosyal travmalarıyla küskün, kırgın ve umutsuz milyonlar yarattınız. Bir yılda 50 binden fazla kişi tutuklanmış, 170 bin kişi hakkında adli işlem başlatılmış, gözaltına alınan binlerce kişi avukat görüşmelerine sınır getirilmiş, sistematik işkenceler aldı başını iddiaları her gün konuşuluyor. Tehdit suçu uzlaştırma kapsamına alınmış, grev hakkı ihlal edilmiş, geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyona ulaşmış iken insanların değil karınlarını yasaklanan festivaller, tiyatrolar, kutlamalar nedeniyle ruhlarını da doyuramaz hale gelmiş. Gençler ve ülkenin parlak beyinleri akın akın yurt dışına gidiyor veya gitmeye çalışıyor. Ve siz hala diyorsunuz ki o hali kimse hissetmedi. Yapmayın, bu ülke bizim, bu insanlar bizim insanlarımız. Bir yıldır devam eden o haliyle alınan tüm bu kararlar ve uygulamalar bu ülkeye, bu topluma, geleceğe çok pahalıya mal olacak. Gelecekte bu ülkenin, bu dönemin milletvekilleri ve bürokratı olduğunuzu söyleyemeyecek ve utanacak hale geleceksiniz. Aynen 12 Eylül ve 28 Şubat dönemi gibi hatırlanacaksınız. Gelin ülkenin geleceğini ipotek altına alan bu uygulamaları bir parça düzeltecek adımlar atalım. At izi it izinden ayrılamıyor diyorsunuz. At izini it izinden ayıralım. Gelin bu ülkenin geleceği için hep birlikte bir şeyler yapalım. Hadi bu dünyada iktidar ve iktidar körlüğü içinde oldunuz. Peki bin yıl ibadet etsen de kul hakkıyla gelmeyin dediğiniz vicdanlarınıza nasıl hesap vereceksiniz? Bu parlamentoda en azından benim bulunduğum dönemde hiçbir araştırma önergesini, aynen biraz önce Kobani'de olduğu gibi hiçbir şeyin araştırılmasına izin vermediniz. Hiçbir şeyin incelenmesine izin vermiyorsunuz ve kul hakkı deyip akşama kadar edebiyat yapıyorsunuz. Ben size son kez şunu soruyorum. Siz ahiretiniz için diplomatik pasaportlarınızla giriş yapabileceğiniz size özel bir VIP kapısı olduğunu mu zannediyorsunuz? O yüzden sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum.